İzleyeceğiniz hikaye gerçektir. Bazı isimler değiştirilmiştir. Bu program tüm dünyadaki polis güçlerinin yardımıyla yapılmıştır. Uluslararası Adli Polis Örgütü bu programdan sorumlu değildir. Bu öykü gecelerin takipçisini anlatır. Bu takipçi kendi isteğiyle Avrupa'daki popüler trenlerle hudutları geçen gezginleri kurban seçti. Avrupa'daki tüm polis kuvvetleri Interpol aracılığıyla birleşti. Başkasını öldürmeden katili aramaya başladı. Dünya yargılayacak. Tüm suçlar için kurulan bu örgüt, adalet dağıtan polisleri bir araya getiriyor. Interpol soruşturuyor. Limoges-Paris gece trenindeyiz. Saatte 160 kilometre ile Loire Vadisi'ni geçiyor. Paris'in 300 kilometre güneyindeki küçük Chavanay kasabasında trenler pek durmaz. Pek az gezgin bu sakin kasabaya gider. Ekim 1999'da demir yolunda dolaşan biri korkunç bir şey buldu. Bulduğu şey genç bir kadın cesediydi. Burj'daki jandarmalar olaya intikal eder. Görüntü hiç de hoş değildir. Çok güç oldu. Kadın olduğunu anladık ama kimlik tespiti imkansız gibiydi. Çünkü üstünden kimlik belgesi de çıkmadı. Olaya Albay Bruno Hemar bakacaktı. Jandarma gücü Fransa'nın kırlık alanındaki olaylara bakan askeri polistir. Hemar'ın elinde hiçbir şey yoktu. Bunun intihar mı, kaza mı, cinayet mi olduğu belirsizdi. Kadının muhtemelen ölümünü de aydınlatacak olan kimliğine ait ipuçları vardı. Ama demir yoluna saçılmıştı. Hemar gerekli olanı buldu. Bu kadının saatiydi. Ve saat durmuştu. Duran saat 4:10 geçiyordu. Ama saatin sabahı mı akşamı mı gösterdiğini asla bilemezdik. Ama Hemar saati bulunca çalışmaya başlamıştı. Yani saat düştüğü için durmuş olmalıydı. Pahalı saat dedektiflere amaçlananın soygun olmadığını anlatmıştı. Fazla olmasa da bilgi edinmişlerdi. Saat onlara pek çok soru sormaktaydı. Yerel basın olayın üstüne atladı. Chavanay'nin küçük bir kasaba olduğunu unutmayın. Dışarıya kapalıdır. Bu tür bir olay bütün yerel basının ilgisini çekmişti. Olay yerel basına kapak olunca Fransız basın ajansının Loire Vadisi'ne bakan görevlisi Véronique Boutin olayı hemen fark etti. Fırtına kopmuş gibiydi. Bir şey olmayan bir bölgede gazetenin ilk sayfasında böyle haberler çıkmaz. Olay tüm ülkenin ilgisini çekmişti. 1999'da dünyanın en çok turist alan ülkesi Fransa'ydı. Turistler ve Fransızlar ekonomik ve güvenli treni çok kullanıyordu. Her yıl trenlere 50 milyondan fazla yolcu biniyordu. Contrairement aux États-Unis où c'est l'avion qui prime, en France
Uçağın tercih edildiği Amerika'nın aksine Fransa'da Fransızların kalbinde trenin yeri başkadır. Çocukluk anılarınızda bile vardır. Tren miti bu ulaşım aracını Fransız kültürünün bir parçası kılar. Otopsiden sonra bile Hemar kadının kimliğini ve ölüm nedenini bilmiyordu. Adli tıp uzmanı cinsel saldırıya ilişkin kanıt bulamamıştı. Ama kurbanın düşmeden önce hayatta olduğunu tespit etti. Ölüm sebebi şiddetli saldırıydı. Hemar kadının neden düştüğünü araştırmaya başladı. Elindeki tek kanıt olan saate geri döndü. Saatle ilgili bir soruşturma yaptık ve sadece İngiltere'de üretildiğini ve satıldığını öğrendik. Hemar kurbanın İngiliz olabileceğini düşünüyordu. Kimliğini tespit için Dünya Polis Kuvveti Interpol'e danışmalıydı. Washington'daki Interpol Milli Merkez Bürosu Şefi John Imhoff anlatıyor. Interpol, dünyadaki tüm polislerin anında iletişim kurmasına olanak sunan uluslararası bir polis ağıdır. Şebhane'den 800 kilometre uzakta, İngiltere'nin kuzeyindeki küçük bir kasabada bir anne ile baba kızları kaybolunca polise gitti. ...20 yaşındaki Megan Thompson, Fransa'da hukuk fakültesinde okuyordu. Evini özleyince İngiltere'ye dönmeye karar vermişti. Şebhane'de cesedin bulunduğu gün kızları da yola çıkmıştı. Birmingham yeni istasyona çoktan varmış olmalıydı. Erkek arkadaşı onu karşılayacaktı. Dedektif Diane Mann olayı araştırıyordu. Megan o gün gelmeyince erkek arkadaşı ailesini aradı. Onlar da polise haber verdi. Fransa'da mı İngiltere'de mi kaybolduğunu kimse bilmiyordu. Yardım etmesi için İngiliz polisi Interpol'ü aradı. Interpol de sarı bülten yayınladı. Sarı bülten kayıp insanlar için yayınlanır. Bulmak için çaresiz kaldığınız biri olduğunda başvurulur. Şebhane'de demir yolunda ceset bulunduktan 5 gün sonra sarı bülten Albay Hemar'a ulaştı. Limoges bölge suç birimindeki polisler Londra'daki Interpol'ün kendilerine kayıp biriyle ilgili bir rapor gönderdiğini, Limoges'dan ayrılan bir kızın kaybolduğunu, İngiltere'ye ulaşmadığını belirttiler. Hemar Interpol'ü arayıp Megan Thompson'a benzer, kimliği belirsiz bir cesedi Limoges-Paris demiryolunda bulduğunu bildirdi. Birkaç gün sonra Megan'ın anne ve babası Fransa'ya gitti. Albay Hemar cesette buldukları mücevherleri onlara gösterdi. Evet, evet bunlar onlar. Çift bulunan eşyaların kızlarına ait olduğunu söyledi. Kurbanın artık Megan Thompson olduğu kesinleşmişti. Ceset ailesine gösterilmedi çünkü çok kötü durumdaydı. Fransa'da Megan Thompson'ın ölümü manşetlere çıktı. Kimliği belirlenince ve İngiliz olduğunu öğrendiğimizde İngiltere ve Fransız basını hemen konuyla ilgilendi. Tüm gazeteler bundan bahsediyordu ve basın olayla ilgilenmeye başladı. Gazetelerin baskısı çok fazlaydı. Özellikle İngiliz basını çok bastırdı. Polis Megan'ın son saatlerini incelemeye aldı.
Limoges'daki üniversitede Albay Hemar evden ne zaman ayrıldığını belirlemek için Megan'ın ev arkadaşlarıyla görüştü. Dedektifler Megan'ın gece treniyle Limoges'dan Paris'e, oradan İngiltere'ye gitmeyi planladığını öğrendi. Hemar'ın bir sonraki durağı Limoges istasyonuydu. Biletçi Megan'ı gördüğünü hatırlıyordu. Biletini nakit ödeyerek almıştı. Hemar trenin Limoges'dan 3'ü 8 geçe ayrıldığını ve Chabanne'de durmadan 4'ü 10 geçe geçtiğini öğrendi. Dördü on geçe Megan Thompson'ın cesedi bulunduğunda saatinin durduğu zamandı. Artık müfettişler Megan'ın öldüğü gece hangi trene bindiğini öğrenmişti. On a saisi l'ensemble du train, tous les wagons. Tüm treni aradık. Vagonlarıyla birlikte DNA kalıntısı veya kanıtları aramak üzere Limoges istasyonuna geri götürdük. Ancak hikayede bir şey tutarsızdı. Fransız demiryolu müfettişleri hiç kimsenin trenden düşemeyeceğini belirtmişti. Tren gerçek hızına ulaştığında tüm pencere ve kapılar otomatik olarak kilitleniyordu. Ama Hemar, Megan Thompson'ın trene bindiğini ve her nasılsa dışarı çıktığını iyi biliyordu. Müfettişler otomatik kilit sistemi olmayan vagonu buldu. Adli uzmanlar vagonu taradı ama geçerli bir kanıta ulaşamadılar. Tren yeniden kullanılmıştı, vagonlar temizlenmişti, o yüzden kanıtlar neredeyse ortadan kalkmıştı. Müfettişler her ipucunu değerlendirdi. Artık bir mola vermeliydiler. Demir yolunda Megan Thompson'ın cesedinin bulunduğu yerin 10 kilometre kuzeyinde bir avcı bir cüzdan buldu. İçinde bir pasaport vardı. Pasaport Megan Thompson'a aitti. Polis bavulunu biraz ileride buldu. Artık Hemar ve adamları Megan Thompson'ın düşmediğini, kendini trenden atmadığını biliyordu. Cinayet olduğunu biliyorduk. Yoksa eşyalarını trende bırakırdı. Megan Thompson öldürülmüştü. Ve bir katil Avrupa'nın trenlerinde kol gezmekteydi. Megan Thompson cinayeti, herkesin kullandığı Fransız demir yollarına bomba gibi düştü. Jandarmalar 20 yaşındaki hukuk öğrencisini tanıyanları aramaya başladı. Fransız demir yollarıyla ortak çalışan polis, Megan Thompson'ın bindiği treni kullanan yolcuların adlarına ulaşmak için kredi kartı ödemelerini inceledi. Ama pek çok yolcu Megan Thompson gibi nakit ödemişti. Polis hiçbir ücret ödemeyen tren farelerinin de varlığından haberdardı. Trene biletsiz binen yolcular da vardı. Dans cette enquête soruşturma sırasında gece trenlerinin dünyasına sızdık ve geceleri trende her cins yolcu olduğunu belirledik. Hırsızlık yapmak için fırsat kollayan bir sürü it kopuk holigan trenleri kullanıyordu. Pek çok ülkede biletsiz olduğu saptanan yolcular ya trenden inmek ya da bilet satın almak zorunda bırakılır. Fransa'da biletsiz yolcular belirlenince ceza kesilir. Cezayı sonra öderler. Kondüktörler eğer kimlik gösterebilirlerse yolcuları indirmezler.
Genelde basından yardım istemeyen Fransız polisi, kamuoyunun ilgisinden yararlandı ve Megan Thompson'ı gören tanıkları aramaya başladı. Müfettişler Megan'ın bindiği gece trenine binmeye artık hazırdı. Vous avez vu cette fille? Genellikle gece trenine binen ve bir şey görebilecek yolcularla konuştular. Merci beaucoup. Neredeyse iki ay sonra tren sorgusu işe yarayacaktı. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Müfettişler yüzlerce yolcuyla konuştu. Vous connaissez cette fille? Ah oui. Très très bien même. J'en reconnais, oui. Bir yolcu Megan Thompson'ın genç biriyle konuştuğunu hatırlamıştı. Hemar yolculuğun zaman çizelgesini hazırladı. Elle arrive à la gare de Limoges. Megan Limoges istasyonuna vardı ve bankadan kendisine kartla 2000 frank çekti. Un billet pour Paris. Ensuite, sonra bilet gişesine gidip Paris'e bir bilet aldı. L'agent de SNCF. Biletçi genç kadını çok iyi hatırlıyordu. Merci. Sonra sabah 2'ye doğru polis Megan'ı çok iyi hatırladığını anlatan bir başka tanıkla konuştu. Şapkalı genç biri onunla konuşmak için durmuştu. Genç adam Marsilyalı olduğunu söylemişti. Genç biletsiz yolculuk ediyordu. ...17. vagona gittiler ve yan yana oturdular. Tren saat 3'ü 8 gece hareket etti. Bir süre sonra oradan ayrılıp başka vagona geçtiler. Megan Thompson bir daha kimse tarafından görülmemişti. Tanığın ifadesine göre genç adamın eşkalini polis bilgisayarla çizdi. Ama dava burada tıkanmıştı. Basının ilgisi sönmüştü. Yolcular günlük rutine geri döndü. Ancak demiryolu katili yine harekete geçecekti. Fransa, Dijon. 1999'da soğuk bir Aralık gecesi Calais-Ventimiglia treni her zamanki rotasındaydı. Merci. Kondüktör tek başına uyuyan küçük bir çocuğu fark etti. Çevreye bakınsa da çocuğun ailesini göremedi. Ayrılmadan önce kondüktör her zamanki gibi tuvaletlerdeki biletsiz yolcuları aradı. Tuvalette yerde bir kadın cesedi yatıyordu. Pek çok bıçak darbesi yemişti. Fransız demir yolları iki ay içinde iki cinayete tanık olmuştu. Fransa'nın gece trenlerinde bir katil dolaşıyordu.
İlk kurbanı olan İngiliz öğrencinin cesedi demir yolunda bulunmuştu. İkinci kurban olan genç kadın bıçaklanarak tuvalette ölüme terk edilmişti. Polisin elindeki ipuçları, edindiği bilgi, olası bir katilin eşkalinden öteye gidemiyordu. Dijonlu müfettiş Pierre-Marc Panazio, baş müfettiş olarak davayı aldı. Sıra dışıydı çünkü cinayet gece işlenmişti. Her şey trenlerde olup bitmişti. Oysa trenler güvenlidir. Dijon polisi tanıklara ulaşmak için treni durdurdu. Katil trende olabilirdi. Yetkililer hastaneye haber verdi ama kurban çoktan hayatını kaybetmişti. Ölüm nedenini ve cesedin nasıl öldüğünü anlayabilmek için ilk incelemeleri yerinde yaptık. Ceset hemen lavabonun yanındaydı. Ayakları nasıldı, kurbanın vücudu nasıl bir konumdaydı, kolları birleşmiş miydi, yoksa serbest miydi? Tüm bunlar kayda geçirildi. Daha sonra kadının yanındaki cüzdanı fark ettik. Cüzdanı dikkatle açınca içinde kimliğinin olduğunu anladık. Sylvie Bagot. Kuzey Fransalı Sylvie Bagot. Polisler Sylvie ile seyahat eden küçük çocuğu da buldu. Je m'appelle Pierre et toi? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Pierre. C'était difficile parce que c'est un enfant. Çok zordu çünkü çocuk daha çok küçüktü. Korkunç bir şey olduğunu, annesinin öldüğünü ona hissettirmememiz gerekiyordu. O yüzden kurbanın eşiyle temasa geçebilmek için çocuktan bilgi almalıydık. Olay sırasında benim iki oğlum da aşağı yukarı bu çocukla aynı yaştaydı. Onunla konuşmayı denedim. Annem nerede diye sormasını bekledim. Yanıt vermem çok zor olurdu. Çocuğun hali bana çok dokundu. Katilin hala trende olabileceği düşünülünce treni aramak doğru olacaktı. Yolcuların çoğu uykuda olsa da bazıları beyzbol şapkalı şüpheli bir şahsı teşhis etti. Nazio? Çok sinirliydi, gergindi. Hareket halindeydi. Sorun çıkarmıştı. Açıkça normal ruh halinde değildi. Titizlikle araştırsalar da polis şüpheli tarifine uyan yolcuyu bulamamıştı. Ama yakındaki kompartımandaki kanıtlar adamın varlığını onaylıyordu. Nous avons constaté la perte d'une casquette de baseball. Cesedin biraz ilerisinde bir beyzbol şapkası bulduk. Üzerindeki kan lekelerinin analiz edilmesi için incelemeye aldık. Polis bir süre sonra şüphelinin kaçtığını anladı. Nous avons constaté un certain nombre d'éléments. Kan lekesi bulduk. Peut-être une trace de main sur une des vagonun kapılarının birinde kanlı el izi vardı. Polis yolculardan trenin her zaman teknik nedenlerle Dijon'da durduğunu öğrenmişti. Ceset bulunmadan 5 dakika önce tren durmuştu. Une personne qui a quitté le train. Tren Dijon'da durunca biri inmemesi gerektiği halde trenden inmişti.
Nous avons pu établir que c'était un errant, il savait. Adamın kaçak yolcu olduğunu saptadık. Trenin Dijon istasyonunda teknik nedenlerle duracağını biliyordu. Kondüktör adamı hatırlamıştı. Çünkü adam biletsiz yolculuk ettiğinden ona ceza kesmişti. Lorsqu'on voyage sans ticket, le contrôleur de la SNCF. Biletsiz yolculuk eden biri varsa, kondüktör o kişinin kimliğini tespit etmek için kimlik ister. Bu durumdaysa adam kimliğini göstermişti. Adı Sid Ahmet Rezala'ydı. Établissant formellement qu'il était bien Sid Ahmet Rezala. Sonunda umut verici ipuçları yakalamıştık. Avoir quelqu'un de très intéressant. Dijon polisi Rezala'nın cezaevinde yatmış 20 yaşında Cezayirli bir göçmen olduğunu belirledi. Rezala 14 yaşındaki bir çocuğa tecavüzden ve çok sayıda silahlı soygundan ceza yemişti. Çoğu zaman da bıçak kullanmıştı. İlk tren cinayetinden 4 ay önce Haziran 1999'da serbest bırakılmıştı. Müfettiş Panazio, Fransız polislerini alarma geçirmek için Rezala'nın tutuklanmasını isteyen bir bülten yayınladı. Bülten iki ay önce trende öldürülen İngiliz üniversite öğrencisi Megan Thompson'ın davasına bakan Albay Bruno Hemar'a da ulaştı. Müfettişler Dijon cinayetiyle Şabane'de olanların benzediğini fark etti. Her iki kadın da gece trenine binmişti. Sid Ahmet Rezala'nın eşkaliyle bilgisayarda çizilen resimde birbirine benziyordu. Ayrıca Dijon'daki olayda çok büyük bir benzerlik daha saptadılar. Biletsiz yolculuk ettiği için ceza yiyen bir adam olduğunu belirledik. O yüzden aradaki bağı hemen kurmak zor olmadı. Bur jandarması Dijon'daki polisi aradı. Fotoğrafı görünce benimle temasa geçtiler. Tamam, ilgileniyoruz çünkü bir başka cinayetle ilgili bu adam hakkında elimizde deliller var. Birlikte çalışalım dediler. Kamuoyu ve medya iki tren cinayeti arasındaki bağlantıyı hemen kabul etti. Fransız polisi hem katille hem de medyanın yoğun ilgisiyle başa çıkmak zorundaydı. Avrupa'daki tren yolculuğu geleneği ve bölgenin demir yoluna bağımlılığı basının konuya fazlasıyla ilgi göstermesiyle sonuçlanmıştı. Soruşturma sırasında en dayanılmaz şey üstümüzdeki baskıydı. Basının baskısı, üstlerimizin baskısı, bu tür baskılar dayanılmazdı. Müfettişler Rezala'nın trenlerde yaşadığını saptadı. Sürekli hareket halindeydi. Cezaevinden çıkınca Rezala kaçak yolculuk yaptığı için 40 kez ceza yemişti. Değişik bir durumdu. Karşımızda bir avcı vardı. Rezala gece yaşıyor ve durumdan faydalanıyordu. Çünkü geceleri daha az tanık olacaktı. Saklanmak da kolaydı. Karanlıkta insan kolaylıkla gizlenebilir. Eminim cinayet öğleden sonra saat 4'te işlenmemişti. Bence imkansızdı. Fransa trenlerinde geceleri bir katil dolaşıyor, işini karanlıkta yapmayı seviyordu. Polis Sid Ahmet Rezala'dan şüpheleniyordu. Saldırmadan önce onu bulmaları şarttı. Burj ve Dijon'daki Fransız yetkililer, Fransız demiryolunda işlenen cinayetlere odaklandı. Polis bir şüpheli belirlemişti. Rezala hep trenle dolaşıyordu. Dijon polis müfettişi Pierre-Marc Panazio, Rezala'nın izini cezaevinde kendisini ziyaret edenlerden bulmayı hedefliyordu. Donc là nous avons comme élément le domicile de ses parents.
Marsilya'daki ailesinin ve Amiens'deki kız arkadaşının adresine ulaştık. Onlardan çok önemli bilgiler edindik. Kaçan bir suçlu müttefik arayışına girişecektir. Polis ailesinin Marsilya'daki ve kız arkadaşının Amiens'deki evini izlemeye almıştı. Basın polisin elinde bir şüpheli olduğunu öğrenince artık demiryolu katili olarak tanınan şüphelinin adını istedi. Fransız basın ajansından Véronique Boutin Dijon'a gitti. Le juge d'instruction a fait une conférence de presse à Dijon en disant sulh yargıcı Dijon'daki basın toplantısında şüphelinin adını açıklamak istemediğini, kaçabileceğinden korktuğunu söyledi. Ama haber yayıldı. Il y a eu des fuites. Bir gazeteci yetkililere kulak asmayıp Rezalan'ın ailesini aradı. Demiryolu katili basından aldığı haberle polisin kendisini aradığını öğrenmişti. Sulh yargıcının kabusu gerçek olmuştu. Marsilya polisi vardığında Rezalan'ın çoktan kaçtığını bilmiyordu. Monsieur Rezalan. Il n'est pas ici, il était hier ici, mais qu'est-ce que vous voulez? La chérie, nous buvons du café et qu'est-ce que vous voulez? Je crois qu'il cherche Aileden biri polise Rezalan'ın telefona baktıktan sonra aceleyle evden çıktığını söyledi. Pour être très précis, ça occasionné beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés. Bizim açımızdan bu birçok soruna yol açtı. Şüpheli korkmuştu. Paniğe kapıldı ve kaçtı. Rezala artık arandığını öğrenmişti. En iyi bildiği dünyaya doğru yola çıktı. Trene bindi. L'inquiétude d'avoir une autre victime. Hep bir başka kurbanın canını yakmasından endişelendik. Rezala ile ilgili bilgiler basına yansıyınca yüzlerce kişi telefona sarıldı. Le public s'est passionné pour cette halk bu soruşturma yüzünden heyecanlanmıştı. Çünkü işin içinde trenler vardı. Küçük bir çocuk ve kurban olan genç bir kadın vardı. Çocuk annesini kaybetmişti. İnsanlar çok üzüldü. Polis Paris, Amiens ve Dijon'da Rezalı'yı ve gölgesini kovalayıp durdu. Herkes onu trende görüyordu. Benzin istasyonlarında, kasabalarda, her yerde gören vardı. Halka göre demiryolu katili karakolun dışında her yerde görülmüştü ve kimse onu bulamıyordu. Rezalan'ın izlerini Paris'ten Amiens'e süren müfettiş Panazio arkadaşlarını buldu ve onlarla konuştu. Pour avoir ces discussions-là avec des jeunes femmes, il fallait convaincre. Genç kadınlarla konuşabilmemiz için bize güvenmeleri gerekliydi. Tehlikeli biri olduğuna, başkalarını da öldürebileceğine inanmaları şarttı. Panazio ikna ettiği kadınlardan önemli bilgiler edindi. Rezalan'ın Amiens'de bir binada daire kiraladığını öğrendi. Daire boş olsa da polis işi şansa bırakmayacaktı. Bodrum katta dahil tüm binayı aradılar. Amiens'de katili ararken bir kaçağı, canlı birini arıyorduk. Sonra Bodrum'da kömür yığınının altında genç bir kadının cesedini bulduk. D'un corps d'une jeune femme qui...
polis bir ceset daha bulmuştu. Ama Rezala'ya yaklaşmayı başaramamışlardı. Fransa'da ülke çapında başlatılan av, 20 yaşındaki Sid Ahmet Rezala'yı hedefliyordu. Fransa demiryollarında iki genç kadını öldürmekle suçlanıyordu. Amiens'deki bir binanın bodrum katında polis üçüncü bir genç kadının cesedini buldu. 20 yaşındaki Rene Vass olduğu belirlenen kadın 2 aydır kayıptı. Rezalı'nın ilk kurbanı Megan Thompson ölü bulunduktan 2 hafta sonra polise Rene Vass'ın kaybolduğu bildirilmişti. Vass'ın boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Rezalı'nın ülkeden kaçmasından çekinen Fransız yetkilileri Interpol'e başvurdu. Uluslararası Suçla Savaş Örgütü, Sid Ahmet Rezala hakkında kırmızı bülten yayınladı. Kırmızı bülten bir tek ülkenin sınırları için değil. Suçlular hakkında uluslararası arama kararı çıkmış bir arama belgesidir. Herkesin diline dolanan hikaye artık doruğa ulaşmıştı. Tüm gazetelerde o vardı. Herkes onu tanıyordu. Herkes olan biteni biliyordu. İngiliz kadını, Dijon'daki kurbanı, Amiens'dekini herkes biliyordu. Tüm detaylar açıklanmıştı. Gece trenlerinde büyük bir panik yaşanmış olmalı. Fransa'da herkes demiryolu katilinin ne zaman ve nerede saldıracağını bekliyordu. Söylentileri bastırmak ve farklı kurumlarla iletişim kurmaya çalışmak polisin işini daha da zorlaştırıyordu. Yerel, bölgesel ve ülke polisinin yanı sıra işe pek çok başka yetkili de karışmıştı. Herkes demiryolu katilini arıyordu. Herkesin yöntemi ve çözecekleri davada farklıydı. Ama hiçbiri Rezala'yı kovalamaktan vazgeçmeyecekti. Sulh yargıcı polise Rezala'nın arayabileceği insanların telefonlarını dinleme yetkisini verdi. Müfettiş Panazio, şüphelinin eski bir arkadaşını kendi tarafına çekti. Alo? Alo. Nous avons gagné sa confiance et cette personne. Arkadaşı bize güvendi. Ve cesur davranıp bilgi vermeyi kabul etti. Dairesine gelen bir telefonu yanıtlayan muhbir arkada birinin Portekizce konuştuğunu fark etmişti. Arayan numarayı telefon ekranında görüp not etti. Telefon edilen kişi neden Portekizce konuşulduğunu anlamamıştı. Numarayı bana verdi ve şöyle dedi. Çok garip, çok saçma. Bu numarayı tanımıyorum. Yabancı bir dil konuşuyorlar. Bir bakar mısınız? Eğer arayan Rezala ise ülkeden çoktan kaçmış demekti. Portekizli olmalıydı. Fransız yetkililer Lizbon'daki Interpol Portekiz Merkez Bürosu'yla temasa geçti. Bilgiyi Interpol aracılığıyla aldık. Çok ciddi bir dava olduğunu biliyorduk. Portekiz Interpol Merkezi Şefi ve Portekiz Adalet Bakanlığı Soruşturma Dairesi Başkanı Dr. Luis Neves'ti. Yardım etmek için Lizbon'da katilin izini bulmalıydı. Neler yaptığını ve çok tehlikeli biri olduğunu biliyorduk. Kaçabileceğinin de farkındaydık. Fransız polisi Rezala'ya edilen telefonu araştırdı. Lizbon'un 20 kilometre dışındaki Baixa da Banheira kasabasındaki bir kulübeden aranmıştı. Portekiz polisi telefon kulübesini buldu. Arayan numara doğruydu. Artık şüpheliyi bulmalarına ramak kalmıştı. Interpol sayesinde Fransızlarla temasa geçtik. Kulübeyi bulduğumuzu ve ellerindeki bilginin doğru olduğunu kendilerine belirttik. Fransız müfettişler meslektaşlarının yanına Portekiz'e gitti. Hemen Baixa da Banheira'ya gittik. Pek çok adli müfettişi yanımıza aldık.
Rezalo'yu aradığımızı belirttik. Telefon kulübesini saatlerce izleyen Lizbonlu dedektifler, Rezalo'nun eşkaline uyan birini postanede gördü. Büyüyen uluslararası bir polis kuvvetinin parçası olan Lizbon polisi, Rezalo'yu yakalamak için bekledi. Hata yaparlarsa Rezalo kaçabilirdi. Sid Ahmet Rezalo. Fransız dedektifler gözaltındaki adamın demiryolu katili olan Rezalo olduğunu saptadı. Rezalo çok şaşırmıştı. Tutuklanacağı hiç aklına gelmemişti. Fransız yetkililer suçlunun iadesini talep etti. Rezalo Portekiz'de hapse atıldı. Fransız yetkililerin işi henüz sona ermemişti. Rezalo ile ilgili davada somut kanıt gerekliydi. Megan Thompson'ın cinayetini canlandırması için sinema özel efekt uzmanı Remy Julien'i tuttular. Megan, Şabane'deki trenden atılmıştı. Mankenler kullanarak kurbanın yaşadığı son anları canlandırdılar. Mankeni pencereye yerleştirdik. Manken denemede de cesedin bulunduğu yerde de trenden düşmüş bulundu. Suçla ilgili tüm bulgular gerçek çıktı. Cinayeti nasıl işlediğini biliyorduk. Kadını pencereden dışarıya doğru itmişti. Rezalo tutuklandıktan 4 ay sonra bir Fransız dergisi Portekiz cezaevindeki Rezalo ile bir söyleşi yaptı. Makalede Rezalo 3 kadını da öldürdüğünü itiraf ediyordu. Kadınları öldürmesi için yanıp sönen ışıklarla mesaj aldığını iddia etmişti. Neden onları öldürdü? Sadece ben değil, psikologlar da aynı soruyu soruyor. Kendi dünyasında bir balonun içinde yaşıyordu. Dışarıdaki hiçbir şey umrunda değildi. Önemli olan tek şey reddedilmekti. Bir adam veya bir kadın onu reddedince çok kötü oluyordu. Tehlikeli birine dönüşüyordu. İtiraf ettikten bir ay sonra Rezalo'nun asla mahkemeye çıkamayacağı kesinleşti. Portekiz cezaevindeki Rezalo kendi yatağını ateşe vermişti. Dumandan zehirlenip öldü. Rezalo eğer Rezalo ölmeseydi, 10 veya 15 gün sonra Fransa'ya iade edilecekti. En çok korktuğu da buydu. Fransa'da hapse girmek istemiyordu. Rezalo'nun ilk kurbanının evinde ölüm haberi şok yaratmıştı. Dedektif Diane Mann, Megan Thompson'ın ailesine hep yardım etti. Başarılı bir duruşma ve duruşma sonucu ailesi için kapanış demektir. Ama öte yandan duruşmaya katlanmak zorunda kalmamaları, o tür bir travma yaşamamaları da bir bakıma rahatlatıcıdır. Amerika Interpol Dairesi Başkanı John Imhoff için bu soruşturmada örgütün görevi çok açıktı.
Interpol'ün bu tür soruşturmalarda ortak çalışması ve iletişim boşluklarını doldurması sonuca ulaşmak için gerekli çabayı harcaması çok önemlidir. Ama her şekilde davayı Interpol'e taşıyan kişi kendi sorumluluk üstlenmeli ve başarıdan sorumlu görülmelidir. Çünkü kendileri kararı vermiştir. Müfettiş Panazio ve Dijonlu dedektifler, Interpol üyesi olan farklı ülkelerdeki polis kuvvetleriyle çalışarak çok şey öğrenmiş olmalıydı. Bu olay Portekiz'i üzdü, İngiltere'yi de üzdü ve bir şekilde herkesi birbirine daha da yakınlaştırdı. Ben çözümlerin paylaşılmasına inanıyorum. Birbirimizin deneyimlerinden ders almalıyız. Portekizli meslektaşlarımın çalışma yöntemleri çok olumlu bir yaklaşımdı. Korkunç bir davaydı. Her şeyden önce bu insanlar başlarına gelenleri asla hak etmediler. Bu tür olaylarla karşılaşınca insan çaresiz kalıyor. Ama her şeyi de engelleyemeyiz. Davayla ilgili basında çıkan inanılmaz haberler halkın ilgisini trenlerdeki güvenliğe çekmişti. Fransız demiryolları gece trenlerinde güvenliği artırdı ve demiryoluna duyulan güveni de tazeledi. Megan Thompson'ın ailesi kızlarının trajik ölümü sayesinde başkalarını uyarmayı amaçlıyorlar. Kızlarının adına Suzy Lampla Vakfı'na bağış yaptılar. Bu vakıf genç kadınlarla delikanlıları Avrupa'da seyahat ederken nasıl kendini koruyacakları konusunda eğitiyor. İzleyeceğiniz hikaye gerçektir. Bazı isimler değiştirilmiştir. Bu program tüm dünyadaki polis güçlerinin yardımıyla yapılmıştır. Uluslararası Adli Polis Örgütü bu programdan sorumlu değildir. Bu öykü gecelerin takipçisini anlatır. Bu takipçi kendi isteğiyle Avrupa'daki popüler trenlerle hudutları geçen gezginleri kurban seçti. Avrupa'daki tüm polis kuvvetleri Interpol aracılığıyla birleşti. Başkasını öldürmeden katili aramaya başladı. Dünya yargılayacak. Tüm suçlar için kurulan bu örgüt, adalet dağıtan polisleri bir araya getiriyor. Interpol soruşturuyor. Olay tüm ülkenin ilgisini çekmişti. 1999'da dünyanın en çok turist alan ülkesi Fransa'ydı. Turistler ve Fransızlar ekonomik ve güvenli treni çok kullanıyordu. Her yıl trenlere 50 milyondan fazla yolcu biniyordu. Contrairement aux États-Unis où c'est l'avion qui prime, en France uçağın tercih edildiği Amerika'nın aksine Fransa'da Fransızların kalbinde trenin yeri başkadır. Çocukluk anılarınızda bile vardır. Tren miti bu ulaşım aracını Fransız kültürünün bir parçası kılar. Otopsiden sonra bile Hemar kadının kimliğini ve ölüm nedenini bilmiyordu. Adli tıp uzmanı cinsel saldırıya ilişkin kanıt bulamamıştı. Çünkü üstünden kimlik belgesi de çıkmadı. Olaya Albay Bruno Hemar bakacaktı. Jandarma gücü Fransa'nın kırlık alanındaki olaylara bakan askeri polistir. Hemar'ın elinde hiçbir şey yoktu. Bunun intihar mı, kaza mı, cinayet mi olduğu belirsizdi. Kadının muhtemelen ölümünü de aydınlatacak olan kimliğine ait ipuçları vardı. Ama demir yoluna saçılmıştı.
Hemar gerekli olanı buldu. Bu kadının saatiydi. Ve saat durmuştu. Duran saat 4:10 geçiyordu. Ama saatin sabahı mı akşamı mı gösterdiğini asla bilemezdik. Ama Hemar saati bulunca çalışmaya başlamıştı. Yani saat düştüğü için durmuş olmalıydı. Bağlı saat dedektiflere amaçlananın soygun olmadığını anlatmıştı. Fazla olmasa da bilgi edinmişlerdi. Saat onlara pek çok soru sormaktaydı. Yerel basın olayın üstüne atladı. Şabane'nin küçük bir kasaba olduğunu unutmayın. Dışarıya kapalıdır. Bu tür bir olay bütün yerel basının ilgisini çekmişti. Olay yerel basına kapak olunca Fransız basın ajansının Luar Vadisi'ne bakan görevlisi Véronique Boutin olayı hemen fark etti. Fırtına kopmuş gibiydi. Bir şey olmayan bir bölgede gazetenin ilk sayfasında böyle haberler çıkmaz. Limoges-Paris gece trenindeyiz. Saatte 160 kilometre ile Luar Vadisi'ni geçiyor. Paris'in 300 kilometre güneyindeki küçük Şabane kasabasında trenler pek durmaz. Pek az gezgin bu sakin kasabaya gider. Ekim 1999'da demir yolunda dolaşan biri korkunç bir şey buldu. Bulduğu şey genç bir kadın cesediydi. Burj'daki jandarmalar olaya intikal eder. Görüntü hiç de hoş değildir. Çok güç oldu. Kadın olduğunu anladık ama kimlik tespiti imkansız gibi.